Şimdi önemli bir yere geldik Ofta. O da biliyorsunuz Mustafa Kemal'in akrabalarının bir kısmı Oftalar, Çakıroğulları. Burada Çakıroğlu İsmail Efendi var. İsmail Ağa var. Onun bir köşkü var. Buraya özellikle savunma için gönderilen İsmail Ağa ve işte onun yanında Çakıroğulları sülalesi buraya geliyorlar Doğu Karadeniz'e. Burada da onun ünlü bir şeyi var, bir köşkü var yaptırdığı. Şu anda devlet o köşke de sahip çıkıyor, o köşkü restore ediyor. Bir de şimdi çevireyim şurayı görün, bunu bir görün değerli dostlar. Bak 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 bak. Bu şey mi, bu çay mı? Çay değil mi? Evet bakın dostlar, çay. Çay ağacı denir herhalde buna. Evet. Şöyle bakın, bak karşı tepeler. Karşı tepeler buralar. Hop şöyle geliyor. Şu yukarıda bakın gördüğünüz tahtlar, restore edilen yer. İsmail Ağa Konağı. Bu Türkiye'de bir ara meşhur da oldu. Bundan çok bahsedildi. Devletimize sahip çıktı. Bizim orada bir abimiz şu anda işte herhalde 80'e yakın yaşı var. Abimiz kalkmış bir ağaç müzesi yapmış. Onun resimlerini koydum. Ağaçlar, taşlar, ondan sonra eski işte neyse o çanaklar, çömlekler efendim. Orada gitmiş Of'un milattan önceye kadar tarihini anlatmış. Kocaman bir müzeyi kendi başına yapmış yani. Müthiş bir şey. Elini öptük. Ona sağlık diledik. Allah razı olsun dedik. Nasıl şimdi biz 4 kardeşiz, 5 kardeşiz. Yani burada yaşam sıkıntıları var. Tabii, burada yaşamış. Burada biz 70'te ayrıldık. Biz burada. Burayı Çakıroğlu İsmail Ağa 1837'de yapıyor. Devlet onu buraya gönderiyor. Bu Çakıroğlu sülalesi biliyorsunuz Horasan'dan Karaman'a gelen, sonra Karaman'dan ülkenin çeşitli taraflarına dağıtılan ve devletimiz adına o bölgeleri koruyan, orada görev yapan insanlar işte Çakıroğlu İsmail Ağa'yı da Doğu Karadeniz'e buraya Of'a gönderiyor devlet. Burada işte Ruslara karşı buraları korumaları için. Şimdi buranın bir önemi var. Bakın dikkat edin. Bir ailenin konağı burası. Ama bu konağı şu anda devlet sahiplenmiş, restore ediyor. Şimdi neden ediyor? Çünkü Çakıroğulları dediğim gibi önemli bir aile. Aynı zamanda buranın konağın yapılışı 1878'de 1878'de de milletimiz adına bir şey yazdım demiş bir kardeşimiz. Nereye, buraya şeye mi, yorum olarak mı yazdınız? Bakarım. 1878'de de buraya Ahmet Bey gönderiliyor. Daha çocuk yaştayken. Kim Ahmet Bey? 1878 diyorum. 1880 gibi. Buraya gönderiliyor. Kim Ahmet Bey? Çakıroğlu Mustafa Paşa'mızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün kardeşlerinden biri. Biliyorsunuz diğer kardeşleri Ömer Bey ve Fatma Hanım, yani aslında ablası ve abisi, Adana'daki ailenin, Adana'daki sülalenin Adana'daki ailelerine gönderiliyor. Ondan sonra seni çeksem sıkıntısı var mı? Yok. Bakın bu da Çakıroğlu İsmail Bey'in öz torunu. Torunu. Abi ismini sen lütfet bize. Rahmi Çakıroğlu. Rahmi Çakıroğlu beyefendi. Yani paşamızın sülalesinden, atamızın, Atatürk'ümüzün sülalesinden bir beyefendi. Rahmi Çakıroğlu. Aslında keşke olsa da ben mesela Malatya Akçadağlı şu anda Metin abimiz var. Metin Çakır. Onlarla sizi bir araya getirsem ne güzel olur. Nasip olursa olacak. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Abicim burayla ilgili söyletmek istediğin, anlatmak istediğin bir şey var mı? Çok şey var. Valla sen bir şeyler anlat valla. Sende neler vardır kim bilir. Böyle ama şey yakaladın. Ani yakaladın. Ani yakaladın. Ama olsun, böylesi daha güzel. Şimdi Çakıroğlu İsmail Ağa Anadolu'dan buraya avdet edince burada kendine bir yurt edinmek istemiş. Ve tabii ki burayı seçmiş. Burada o zamanlar nüfus azdı ama yerleşim vardı. Yaşam şeyleri vardı, insanlar vardı, aileler vardı. Kalabalık bazı aileler de olmak üzere. Bu kendi ekibiyle beraber buraya geldi. Bu konak dediğimiz
yapıyı yapmaya kafaya koydu. Burada o zamanın şartlarıyla 1800 yıllarda bu konağı hayata geçirmeye çalıştı. Aldığımız bazı kaynaklara göre bunun yapımı 7-8 sene sürmüş. Evet, çok da büyük ve zaten meşakkatli işler olduğu bir konak yani. Çok yani taş, sanat eseri taşıyan bir konak. Bir bir başka özelliği de bu, bunun mesela diş cephesi kalın, en az 1 metre 2 metre gibi bir kalın duvarla sarılmış. Bütün diş cephe, iç cephe ahşap olarak yapılmış. Evet. Diş cephesinin taşları buradan mesela 1 kilometre uzakta taş ocağı vardı. Söylentilere göre insanlar elden ele, o zaman yol yok, yoldan yok, elden ele dizilerek taşları ocaktan sürüp buraya. Bugünkü gençlere bunları anlatmak lazım değil mi? Bakın yani, yapmak zamanın, isteyince nasıl oluyor? O zamanın şartlarına göre tabii ki bu... bu işi yapmak bayağı meşakkatli, bayağı zor bir iş. Evet. Ama kafaya koyulunca dediğiniz gibi. Aynen oluyor değil mi? Olur. Mesela burada bir parantez yapmak istersek, mesela Atatürk de Türkiye'de yok olan bir imparatorluğun küllerinden yeni bir olmaz denilen şeyi yaptı. Maşallah. Söyletene kurban. Bu ülkeyi bize emanet etti. Eyvallah. Ekibiyle beraber, kadrosuyla beraber. Eyvallah. Yani umutsuzluğa, Türk milletinin umutsuzluğa düşmesinde hiçbir zaman beis yoktur. Bir yerden mutlaka kalkacak. Çakıroğulları Türk'ün bu özelliğini de temsil eder diyorsun. Yani bir bakıma zaman... Çakıroğulları Türk'ün bir nüvesidir. Özellikle bir kardeşimiz de burada demiş, biz de söyleyelim o zaman. Ne mutlu Türk'üm diyene. Değil mi? Hep öyle diyoruz zaten. Ay maşallah. Eyvallah. Biz her zaman ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Eyvallah. Şimdi bunun sürecine geçersek, biz mesela burada babalarımız burada yaşadı. Evet. Efendim, buranın yaşama tarzını, her şeyini yaş itibarıyla da biliyoruz. Evet. Babalarımızın bize aktardığı, hatta ben kendim de burada doğmuşum. Evet, kaç yılında burada doğdunuz siz? 1954-55 yıllarında doğum tarihi. O zaman sizin dedeler daha çok? Dedeler burada daha çok yaşamış, buraya, babalar yaşamış. Buraya gelen Ahmet Bey'i, Kayıp Ahmet'i onlar tanırlar, bilirler. Onlar dedeler tanır tabii. Biz mesela tarihi süreci yaşadığımız zaman, Kayıp Ahmet'le ilgili çok fazla bilgiler elimizde yok. Evet. Ama tarihçiler, güzel tarihçiler bunları. Valla Kayıp Ahmet'i inşallah bütün Türkiye tanıyacak yakında. İnşallah. Mustafa Kemal Atatürk'ün diğer bir ağabeyi diyebileceğimiz Kayıp Ahmet, annesi tarafından Doğu Karadeniz'e buraya gönderiliyor. Evet. İsmail Ağa'nın konağında da herhalde kalıyordur. Yani çünkü çok çocuk, bebekken neredeyse geliyor buraya. Sonrası da onu da sırrın sahibi anlatacak inşallah bir gün. Orasına biz girmiyoruz şimdilik. Biliyoruz ama girmiyoruz. Diyelim, çok teşekkür ediyoruz Rahmi abi. Bir Çakıroğlu. Şu bugüne buranın oluşumu ile ilgili kısa bir bilgi vermek isteriz. Tabii. Biz mesela burası bir aile, Çakıroğlu ailesinin geçmişten gelen tapu vereseli bir yerdi. Buranın yapılması için, devletle ilgili bazı işlemleri yapabilmek için tapunun tek olması bizim işimizi kolaylaştırırdı. Dolayısıyla 1976 yılında biz 2016 yılında biz bir dernek kurduk. Bu derneğin kurucularından aynı zamanda bu dernek üzerine bunun tapusunu tek tapu olarak aldık. Ondan sonra bu işlemleri yeniden yapılma işlemlerini geçtik. Dolayısıyla yine bu dernek vasıtasıyla bunda efendim İçişleri Bakanı'yla Vedat abi falan da bu dernekte şey değil mi? Vedat Çakıroğlu. Vedat Çakıroğlu. Bizim genel sekreterimizdi. Eyvallah. Eyvallah. Bendim. Başkanımız Orhan Çakıroğlu'ydu o zaman. Eyvallah. O dönem efendim buranın akıbetini, buraya uzun yıllar tarihe mal olması için ne yapabiliriz görüştük.
Devlet bizim, biz devletin dedik. Evet. İç içeyiz. Devletle eyvallah. Görüşme yaptık. İçişleri Bakanı eyvallah. Sayın Süleyman Soylu'ya nasip oldu. Onunla görüşmeler yaptık. Dedi ki böyle bir konak var. Bunun tamir ve tadilatını yapmak evet. istiyoruz. Evet. Biz devlete devrettik. Bu 250 yaklaşık 250 senelik bir tarihi tabii. var buranın. Muhtemel tabii. Muhtemelen bir Sayın Cumhurbaşkanımızın 500, iradesiyle 500. olmuştur bu konu. Onsuz olmaz tabii. Evet. Hükümet zaten devlet evet. Bu işe sahip çıktı. Dolayısıyla 500 sene daha, 1000 sene daha yaşar. Yani Türk devletleri ne kadar yaşayacaksa eyvallah. Burada yaşayacak. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Rami ben abi. Ben de çok teşekkür ederim. Değerli burada izleyicilerimize sana teşekkür ediyorlar. Dostlar bu Çakıroğlu konağı önümüzdeki zaman diliminde çok daha ünlenecek. Sebebi işte diyorum ya sırrın sahibi onu açıklayacak inşallah. Ülke çok şaşıracak bu konuda. Türkiye. Birileri utanacak bazı şeylerden. Diyelim sadece o kadarlık diyelim. Kayıp Ahmet dediniz mi? Ülkede önemli bazı insanlar bilirler Kayıp Ahmet'i. Kayıp Ahmet'in kim olduğunu. Rahmetli Mustafa Kemal'in biraderlerinden biri Kayıp Ahmet. Dediğim gibi kardeşlerinden bir tanesi. İşte onun da bu konaktan geçmişliği var yani. İsmail Ağa'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün Çakıroğulları'nın geçmişlerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Gani gani rahmet diliyoruz. Bu devlete çok önemli hizmetleri olmuş. İşte onlar buralarda, bu köşelerde devleti, milleti korumuşlar. Ama gelip bakın öyle insanlar ki, öyle özellikli insanlar ki, böyle aza razı olmayan ama çoğu da edinmek için böyle çalarak çırparak değil, yaparak, çalışarak. Bakın burada muhteşem bir binayı o günün şartlarında inşa etmişler. Orada merakta bırakacağım mecbur. Onu dedim ya ben Asilkan kitabında da değinip bırakmıştım. Sırrın sahibi anlatacak. O bize düşmez. Onu söylemek. Onun sahibi bence çok yakın zamanda bunu anlatacak. Diyorum ya Türkiye çok şaşıracak. Bazıları çok utanacak bazı konulardan. Diyelim. Neden açıklanmıyor? Şimdi bakın rahmetlinin gerçek kimliğini bile biz bu kadar bilmiyorduk. Nüfusunu, ailesini bilmiyorduk. Hala devletimizde hakim olan, hala diyorum bakın, hakim olan bir takım vesayetten, 500 yıllık bir vesayetten bahsediyoruz. Hani geçenlerde Abdullah Çiftçi Bey de bizden yıllar sonra da olsa en sonunda o da yazdı. Ne dedi? Türk'ü Türk yurdunda esir ettiler. Değerli dostlarım, bakmayın devletimiz gururlu, vakur milletimize bunu söyleyemiyor aslında. Durumu fark edelim. Yani 100 yıllık değildir vesayet meselesi. Maalesef, maalesef. Ama artık işte biraz az kalırız. Az daha sabır. Allah iman eden, amel eden ve sabredenlerle beraberdir diyelim. Evet, burası da güzel yapılıyor. Burada genç kardeşlerimiz var. Mimar, mühendis çalışıyorlar. Devletimiz buraya el atmış. Kendisi için hizmet etmiş değerli insanlar. Onların inşa ettiği bu değerli yapıyı koruyor. Allah'a şükürler olsun. Burası bittikten sonra inşallah bir daha geleceğiz. Buradan bir çayını, kahveni içeriz değil mi Rahmi abi? Eyvallah. Bakın bitsin herkes de davetli. Hep beraber geliriz buraya. Ondan sonra ama biz böyle yavaş yavaş gelelim. Yani burası of öyle hep beraber paldır küldür girilmez buraya. Ondan sonra destur almadan girilmez. Ne? Tabela var girişte biliyorsunuz benim koyduğum. O tabeladan fotoğraf çektirmeden giriş yasakmış. Orada fotoğrafı çekerken zaten desturu almış oluyorsunuz. Buradaki gerekli şeyler bakıyorlar böyle uzaktan desturu veriyorlar. Of güzel memleket, değişik memleket. Bizim ülkemizin her yanı gibi. İnşallah geleceğiz değerli dostlarım. Bu iki ufak kısa yayını birleştireceğim. YouTube'a da koyacağım. Bir hatıra olarak hem de birisi Ali Yavuz abiyi de tanımış. Buradan selam söylüyor. Kim yolluyor? Mehmet Aral 61. O da 61 dediğine göre buralar herhalde. Bakarız şimdi kimdir. Onların da selamları var. Ali Yavuz Hacı Mustafaoğlu'nun da selamı var. Beni misafir eden değerli dostum burada. Çakıroğulları ile akrab. O da ilginç bir özelliği var. Babaannesi, annesi ve eşi Çakıroğlu. Ondan sonra kendisi Hacı Mustafaoğlu. Oflu yine. Değerli dostlar geleceğiz. Bozkurtlar ofta zaten. İki tanesi daha bugün indi. Daha fazlası da buraya iner inşallah. Çayını kahvesini de içer. Eyvallah. Allah'a emanet olun.